Merhabalar. Çalışmalarımızı devam ediyoruz. Geçen çalışmamızda kullanıcı ile fotoğraf arasındaki ilişkiyi oluşturmuştuk. Şimdi bu çalışmamızda ise artık fotoğraflarımızı fiziksel olarak nasıl yükleyeceğiz onun üzerine konuşacağız. Şimdi senaryo şu şekilde. Örneğin şuradan giriş yapalım ve veri tabanına bakalım. Şöyle bir users'ta hangi kullanıcılarımız varmış. Şöyle tester 10'la bir giriş yapayım. Geliyorum. Tester 10 diyorum. Kullanıcı ismi olarak şifreyi de PS1234 şeklinde giriyorum. Şimdi burada görmüş olduğunuz gibi kullanıcımız var. Şimdiye kadar ve burada kullanıcımıza ait olan bir fotoğraf yok. Şimdiye kadar biz ne yapıyorduk? Şurada yükleme işlemi yaptığımızda herhangi bir şekilde bir fotoğraf falan seçmiyorduk şimdiye kadar. Hep statik bir fotoğraf kullanıyorduk. Örneğin şuradaki foto sayfamıza geldiğimizde ne göreceğiz? Burada görmüş olduğunuz gibi arka tarafta hep aynı fotoğraf var. Burada belirttiğim gibi ne yapacağız? Artık şurada yükleme alanında fotoğrafımızı fiziksel olarak nasıl yükleyeceğimizi göstereceğim. Şimdi bunun için bizim iki şeye ihtiyacımız var. İlk olarak ihtiyacımız olan nedir? Fotoğrafları yükleyeceğimiz bir alan değil mi? Biz bunu ne yapabiliriz? Biz bunu kendi bilgisayarımızda yükleyip oradan yayınlayabiliriz. Ancak bunun için ne yapmamız lazım? Kendi bilgisayarımızı bir sunucu haline getirmemiz lazım. Bunun yerine biz ne yapacağız? Bu projemizi yayına hazırladığımız zaman bu yükleme işlemlerinin canlı olarak da gerçekleşmesini isteriz. O nedenle medya içeriklerini yükleyebileceğimiz bir bulut platformu olan Cloudinary kullanacağız burada. Şurada öncelikle cloudinary.com'a geldiğimizde burada sign up'a tıklayalım. Şimdi ben sign up'a tıkladım da burada direkt hesap bilgilerim olduğu için o sayfayı açtı. Dediğim gibi şuradan cloudinary.com'dan sign up kısmından kayıt işlemlerini yapabilirsiniz. Herhangi bir kredi kartı bilgisi girmenize gerek yok. Şimdi kapatayım burayı. Cloudinary'e girdiğiniz zaman şurada dashboard alanı olacak. Bu dashboard alanında 3 tane önemli yer var bizim için. Hesap detaylarımızın olduğu Cloud Name, API Key ve API Secret alanımız var. Öncelikli olarak ilk yapmamız gereken burada bizim ENV dosyamızın içerisine projemize gelirsek Cloud Name, Cloud API Key ve API Secret'i şurada göze tıklayarak göreceğiniz API Secret'i buraya girmemiz lazım. Ben aynı zamanda şuraya API Secret Key'imi de gireceğim. Tamam, API Secret Key'i girdim ve ENV dosyamı kapattım artık. Dediğim gibi siz o 3 bilgiyi de oraya gireceksiniz. Sonra burada Media Library aralığı var, dikkat edersiniz. Şuradaki Lens Light hiç kafanızı karıştırmasın. O dediğim gibi benim daha önceki çalışmalarda oluşturduğum bir klasör. Buraya geliyorum. Add Folder diyorum. Şöyle Lens Light alt çizgi TR şeklinde bir folder oluşturdum buraya. Bu projemiz çerçevesinde yükleyeceğim görseller buraya gelecek. Bu Cloudinary platformunu kullanmak için de NPM'de Cloudinary şeklinde bir paketi indireceğim ben. Aynı zamanda burada benim ihtiyacım olan diğer paket Express File Upload paketi. Bu File Upload paketi ne işe yarayacak? Projemizde şurada dedik ya, buraya tıklandığı zaman ben bir görselin yüklenmesini istiyorum. O görselin yüklendiği alandaki Name Property sayesinde bu görsel bilgisine de ulaşmamızı sağlayacak. Dediğim gibi bunlar teorik olarak, şimdi pratiğinde hemen oluşturmaya başlayalım. İlk olarak ne yapıyorum? Geliyorum projemde, bir durduruyorum projemi ve buraya npm install diyorum. Cloudinary ve Express File Upload indiriyorum. Express File Upload yazıyorum. Bu ikisini indiriyoruz. İndirme işlemi tamamlandıktan sonra app.js'i alıyorum bakın. Şurayı bir kapatayım. Öncelikle bunları import edeceğim. Şimdi import file upload from express file upload diyorum. Cloudinary için ise farklı bir import yöntemi kullanacağım. Şu şekilde import diyorum tekrar. Açıyorum süslü parantezimi. Version 2'yi V2'yi import edeceğim burada. Ancak bunu as Cloudinary olarak import edeceğim. From diyorum. Nereden? Cloudinary'den import edeceğim. Şimdi şuradaki import biraz farklı. Bunun nedeni ne? Şimdi Cloudinary'nin dokümantasyonuna geldiğimizde şu şekilde. Gerçi burada Common.js yöntemiyle import edilmiş ama biz ECMAScript 6 modül yöntemiyle import ediyoruz. Burada aslında Cloudinary'nin
version ikisini ve ikisinin importu yapılıyor. Biz bunu cloud unary olarak yazmak için, hatta aynı isimde olsun, şurayı düzenliyorum, bakın şöyle yanlış yazmışım, Ctrl V ile yapıştırdım. Cloud unary olarak kullanmak için v2s cloud unary diyoruz. Sonrasında burada hemen .conf'in altına cloud unary config ayarlarım yazalım. Hemen diyorum ki cloud unary .config, normal parantezlerimi açıyorum. Sonra konfigürasyon objesini yazmak için süslü parantezlerimi açtım. Burada diyorum ki şöyle cloud name. Cloud name'i nereden alacağım? Environment dosyasındaki değerlerden alacağım, değil mi? Burada diyorum ki process.env. Şöyle büyük harflerle env dosyasında oluşturduğumuz gibi cloud.name yazıyorum. Virgül koyuyorum. Şurayı bir iki kere daha kopyalayalım. Ctrl V ile yapıştırdım. İkinci olarak burada API key'i kullanacağım. API key olacak burası. Üçüncü olarak da buraya API secret yazıyorum. Tabi buradan environment dosyasından alacak olan değerler de değişecek. Burası cloud API key olacak. Burası da cloud API secret olacak. Cloud unary bu şekilde. Şimdi file upload için ise şurada middleware'lere geliyorum. Cookie parser'ın altına app.use diyorum. Bunun içerisinde file upload'u çalıştıracağım. Ancak parametre olarak da hemen süslü parantezli şöyle yazıyorum. Use temp files true diyorum. Bu şu işe yarayacak. Birazdan göreceğiz. Cloud unary'yi yüklediğim görseller için ben şurada bir geçici bir TMP dosyası oluşturacağım. Şimdi buradaki TMP dosyası yok bu arada. Hemen onu görmüşken de sileyim. Bu biraz önce yaptığım denemeden kalan o TMP dosyası yok. Ancak burada use temp files ile ben cloud unary'ye görseller yüklerken burada bir geçici olarak TMP dosyası oluşacak onun için. Şimdi bunu bir kaydedelim. Yükleme işlemini nerede yapacağız? Hemen controller'da photo controller'ı açıyorum burada. Dikkat ederseniz biz create photo fonksiyonu içerisinde yükleme işlemini yapıyoruz. Burada önce ne yapacağım? Önce tabii ki Cloud Unary'yi import edeceğim. Aynen geliyorum, bakın App.js'ten import ettiğim şekliyle Ctrl-C ile aldım. Ctrl-V ile yapıştırdım şuraya. Sonrasında Create Photo fonksiyonu içerisinde şöyle bir const result şeklinde bir değişken oluşturalım. Burada Cloud Unary'nin yükleme işlemini gerçekleştireceğim. Şimdi yükleme işlemi de yine zaman alacak bir işlem olduğu için başına await anahtar kelimesini kullanıyorum. Sonra cloud unary diyorum. .uploader.upload diyorum. Upload parametresi olarak da ilk olarak oluşturduğum görselin geçici path'ini al diyorum. rec.files.image.tempfilepath diyorum. Bunun ne işe yaradığını birazdan göreceksiniz. İkinci olarak da yine bir konfigürasyon objesi açıyorum. Ve buraya diyorum ki use file name, yani Cloud Unary platformundaki file name özelliği true diyorum. Folder olarak da arkadaşım oluşturduğum lenslight.tr ismini yazıyorum buraya. Kaydediyorum. Buranın tam olarak anlaşılmadığının farkındayım. O nedenle gelin bak şurada console log olarak şu result'ı bir bastıralım. Ne olduğunu görelim. Tamam. Şimdi result'ı bastıracağız ama önce şuradaki işlemleri yapalım, değil mi? Yükleme işleminde nereden alacak bu? Files'ta dosya ismini okuması için şu image lazım bize. Bu image nereden gelecek? Şimdi dashboard ejc'yi formumuza geri dönelim, dashboard ejc'deki views'e geliyorum. Şu dashboard ejc'yi açtım şuraya. Şurada formun nerede yükleme işlemini yaptım? Modalın içerisinde. Bakın yükleme işlemi yaptım. Form burası. Bu formda dikkat ederseniz input type ne? File. Buraya ben name özelliğini de ekleyeceğim. Name'e de ne diyorum? Name'e de image diyorum. Yani şurada kullandığım image şuradaki formundan geliyor. Tabii düzgün yazarsam. Image dedik. İkinci olarak formunun görsel ekleme becerisi içinde şuraya end type özelliği multipart form data'yı da ekliyorum. Kaydedelim burada. Photo controller'da kaydediyorum. Şimdi gelin ilk yükleme işlemini yapalım. Tabii bunun için npm start diyerek projemi çalıştırıyorum. Geldim. Lenslight'ın içerisine şurayı bir refresh edelim. Geliyorum. Add new photo diyorum bakın. Foto olarak şimdi şuradaki foto modellerimize bakalım. Ne demişiz şimdiye kadar? Test foto, sample foto vesaire demişiz. Şuraya da ne diyelim? Şöyle new
photo diye bir isim veriyorum. Description bölümüne de new photo description diyorum. Yükleme için choose file diyorum. Burada bakın statik dosyaların içerisindeki images bölümünde neyi deneyelim? Şuradaki ilk çocuk fotoğraflarını bir deneyelim. Geldim. Upload file diyorum. Bir şeyler oluyor. Şimdi şuraya statik dosyam geldi. Burayı düzenleyeceğiz birazdan. Geliyorum. Cloud nereye bakalım bakın. Şurayı bir refresh ediyorum. Gördünüz mü? Bir kere buraya yükleme işlemi ne yapmış oldu? Gerçekleşmiş oldu. Projemize gidelim. Burada iki şey göstereceğim. Bakın. Öncelikle ne var burada? Şurada result'ım var değil mi? Bir şeyler olmuş. Bir yükleme işlemi falan gelmiş. Şurada da bize veriler verilmiş. İşte burada genişlik var. Şimdi normalde Cloud Neri platformu çok farklı işlemlerde yapabilirsiniz yani. Görsellerin boyutlarıyla oynayabilirsiniz vesaire. Ancak ben o kadar detayına girmeyeceğim. Şimdi burada dikkat ederseniz şurada secure URL var. Bu secure URL ne arkadaşım? Görselin Cloud Neri'deki yüklendiği link. Ben bu linki şu şekilde projemde artık fotoğrafımı statik göstermek yerine o linki kullanabilirim değil mi? Tamam, oraya geleceğiz şimdi. Burada ikinci bir şey daha var. Şimdi dikkat ederseniz şurada ne oldu? Bir tane temp dosyam oluştu ve o temp dosyamın içerisinde görsellerim var. Yani şu yüklediğim görseli geçici olarak bu temp dosyasının içerisinde de oluşturmuş oldum. Tamam, gelelim artık şuradaki URL'i kullanmaya. Bunun için ne yapmam lazım? Bakın, foto modeli bir gelelim. Geldik model klasöründe, foto modeli de açtım şöyle. Buraya bir alan ekleyeceğim. Bu alan ne yapacak? Şuradaki görselin URL'lerini de tutacak bakın. Hemen geliyorum buraya, diyorum ki URL diyorum isim olarak. Type olarak ne olacak burası? Type olarak string olacak. Aynı zamanda required da true olacak. Çünkü görsel olmadan görsel yükleme uygulamasının bir anlamı olmaz değil mi? Şurada neyi sevmedi? Şuraya iki nokta koymamışız. Onu da koyalım. Kaydedelim. Tamam, burada artık URL'i de alacak. Şimdi controller dosyama geliyorum. Şurada diyorum ki arkadaşım URL'in senin ne olacak? Senin URL'in burada result var ya, o result'ın secure URL'i olacak. Result.secure URL diyorum buraya. Kaydediyorum. Gelin yeni bir yükleme işlemi daha yapalım. Geliyorum hemen. Add new photo diyorum. Buraya ne diyelim? Şöyle new photo 2 diyorum buraya da. Ne diyelim buraya da? New photo 2 description diyorum. Gördüğünüz üzere çok yaratıcıyım. Yeni görsel seçelim. Bakalım şuradan hangisi gelsin. Bu kez şu ışıklı fotoğrafı seçiyorum. Neyse G4 ile şaşırmayalım. Şu ikinciyi seçelim. Sırayla gidelim biz de. Yok, bunu seçmiş miydik? Hayır, şu G4'ü seçelim tekrar. Okeydir. Upload file diyorum. Geldi. Tamam. Buraya niye statik geldi? Hemen veri tabanımıza gelelim bakın. Photos'da şöyle apply diyorum. Şimdi bakın. New photo 2'de benim artık ne var? Benim artık şuradaki fotoğrafımın URL alanında var burada. Tamam, URL alanım da varsa artık benim yapmam gereken ne? Benim yapmam view dosyasında ilgili yeri değiştirmek. Dashboard AJS'ye geldim bunun için. Nerede gösteriyorduk biz fotoğrafları? Bakın şurada gösteriyorduk. Fotoğrafları gösterdiğimiz yerde bakın şurada ne var? Şurada halen statik bir şekilde yapıyor değil mi? Burada ne yapacağız artık? O fotoğrafın URL'ini yazacağız. Hemen şuradan kopyalayalım. Ctrl C dedim. Şuraya bakın. Ctrl V ile yapıştırıyorum. Burası ne olacak? Photo.underscore ID değil de photo.url olacak. Aynı şekilde bakın şu alta da yapıştırıyorum bunu. Altta da fotonun nesi yazsın? Fotonun ismi yazsın. Neyim diyorum burayı da. Kaydediyorum. Geldim. Buraya geldik. Refresh ediyorum. Bakın artık şurada ne var? Görselimiz var. Bu niye bozuldu? Bunun dikkat ederseniz new photo'nun veri tabanına bakarsak bunun URL kısmı yoktu. Hemen gelelim. Şöyle yapalım isterseniz. Şunu bir diğer fotoğrafların tamamını şöyle bir temizleyelim isterseniz.
Şöyle sample fotoğrafım falan tamamı gitsin. Delete diyorum buna da. Test foto 2, sen de git bakalım. Tamam, yalnızca nil foto kaldı. Geliyorum, şurayı refresh ediyorum bir. Yalnızca tek bir fotoğrafım var. Şuradaki fotosa gittiğim zaman da orada da yalnızca tek bir fotoğrafım var. Bunda halen statik görünmesi normal. Çünkü fotosun, fotos view'inde ilgili değişikliği yapmadık. Gelelim tekrar dashboard'a. Hemen yükleme yapıyorum bakın. Buraya şimdi sample foto diyelim. Sample foto dedik. Şöyle sample foto description diyorum. Görselimi seçiyorum. Hangisini seçeyim? Şurada en sondan başlayalım. Bir kez G9'u seçiyorum. Upload diyorum. Yükleme işlemi ne oldu? Başarılı bir şekilde tamamlandı. Cloud'a nereye gidelim? Şurayı bir refresh edelim. Bakın burada görsellerim var. Yüklediğim görseller başarılı bir şekilde. Sonra geliyorum. Projemize dönüyorum burada. Bakın. Şurada şöyle bir durum var. Temp dosyamız ne yapıyor? Giderek büyüyor değil mi? Çünkü biz burada ne yapıyoruz aslında? Önce görselimizi bilgisayarımızdaki geçici bir dosyaya aktarıp oradan cloud öneriyi yüklüyoruz. Eğer bu geçici dosya böyle şişecekse ne anladık biz bu işten? Bir şey anlamadık değil mi? Burada ne yapalım? Burada yükleme işlemi tamamlandıktan sonra bu görselleri kaldıralım. Ne demeye çalışıyorum? Şunu demeye çalışıyorum. Şimdi foto controller'a geliyorum bakın. Burada node'un fs modülünü import edeceğim. Import fs from fs diyorum. Çünkü dikkat ederseniz burada artık herhangi bir şekilde bir paket indirmeme gerek yok. Çünkü fs modülü Node.js'in içerisinde bulunmakta. Sonra ne dedik? Burada yükleme işlemi tamamlandıktan sonra bakın nerede yapılıyor yükleme işlemi. Yükleme işlemi burada yaptık. Sonra biz fotoğrafı koyduk. Şurada ana sayfaya gönderilmeden önce geliyorum bakın. Burada diyorum ki arkadaşım bu fotoğrafı kaldır. Bunu nasıl kaldıracaksın? fs.unlinksync diyorum. Parametre olarak da buraya ne alacağım? Şurada kullandığım bakın regfiles temp file path. Yani geçici temp dosyasındaki görseli dosyayı kaldır diyorum bu şekilde. Kaydediyorum bakın. Şöyle yapalım isterseniz. Şu tmp'yi geldim. O dosyayı bir delete edelim. Sildik. Sonra geldik. Cloudinary'e gelelim. Refresh edelim şurayı da. Şunları da siliyorum teker teker. Tertemiz yeni baştan yapalım. Bunu da sildik. Veri tabanına geliyorum. Şu görsellerin tamamını da bir siliyorum. Şurada görmüş olduğunuz sample fotoyu silelim. Görsellerimizin tamamını sildik. Şimdi yeni baştan yapalım. Geliyorum projeme. Refresh ediyorum bakın şurayı. Görseller gitti. Add new photo diyorum. Buraya ne diyelim? Lens photo 1 diyorum. Şuraya da lens photo 1 description diyorum. Geliyorum görselimizi. Yine şuradaki bulunan ilk görselimizi alalım. Yok, bu görselin yüklendi belli olmuyordu. Şunu alalım tekrar. Open diyorum. Upload file diyorum. Bakın görselin başarılı bir şekilde geldi. Yükleme işlemi tamamlandı. Projemde baktığım zaman da bakın TMP klasörüm burada. Ancak TMP klasörün içerisine baktığım zaman burası boş. Neden? Çünkü yükleme işlemi tamamlandıktan sonra ne yaptı? O dosyayı kaldırdı. Son olarak burada şeyi de yapalım isterseniz. Bir kere şuradaki artık konsol logo gerek yok. Bu konsol logo siliyorum. Kaydediyorum dosyamı. Projeme dönüyorum. Şurada tekil linke tıkladığım zaman burada herhangi bir gelişme yok. Burada şey görünmesini istiyorum bakın. Şurada benim görselim olsun. Şurada da bunu yükleyen kullanıcının ismi olsun. Bunun için geliyorum şu şekilde foto ejesi açıyorum. Bu fotocu ejesinin içerisinde bakın şurada ne var? Görsel statik bir şekilde geliyor değil mi? Oraya ne yapıyoruz? Hemen şunu kopyalayayım. Ctrl C ile aldım. Buraya neyi yapıştıracağız? Buraya foto.url'i yapıştıracağız. Sonra şu alt kısmını foto.name kalsın. Burada neyin görünmesini istiyorum artık? Burada ne dedim? Bu fotoğrafı yükleyen kullanıcı değil mi? Şimdi ona nasıl ulaşabiliriz? Geldik. Şu fotosu bir görelim tekrar. Fotosun ne? User özelliği var değil mi? Bu user'daki object ID ile biz gidip şuraya ulaşabiliriz. Yani ben foto.user. Ne diyelim?
username diyebilirim buraya. Geliyorum bakın. Şurada artık read more değil de Ctrl C ile bunu aldım. Ctrl V ile yapıştırdım. Foto nokta ne dedik? User dedik ve sonrasında username'in gelmesini istiyorum. Kaydedelim bir gelecek mi? Gelmeyecek. Ama yine de bir göstereyim size. Refresh ediyorum. Bakın burası boş. Hatta şöyle yazalım daha iyi görün. Şuraya şöyle sanki artist diyelim. Photographer mı yazmak gerekirdi bilmedim ama neyse. Şöyle görmeniz açısından refresh ediyorum burayı. Gördüğünüz gibi artist geliyor ama şuradaki kullanıcı ismi gelmiyor. Neden gelmiyor? Tamam biz bu ilişkiyi kurduk ama burada kullanıcıyı populate etmemiz gerekir. Ne demeye çalışıyorum? Şimdi şurası ne? Biz burayı get a photo ile ulaşıyoruz değil mi? Bakın şuradaki görselimiz de değişti görmüş olduğunuz gibi. Geliyorum şurada photo controller'da get a photo isteğinde şurada diyorum ki arkadaşım tamam sen bunu gönder ama aynı zamanda nokta populate diyorum. Neyi populate edeceksin sen? Parantez içerisinde user'ı populate edeceksin arkadaşım. Kaydediyorum. Refresh ediyorum. Bakın görmüş olduğunuz gibi ne yapmış olduk? Tester 10 şeklinde kullanıcıyı populate etmiş olduk. Bir son bir denememiz daha yapalım. Hatta şöyle bakın logout diyorum. Yeni bir kullanıcıyla giriş yapacağım. Bakalım ne kullanıcılar varmış elimizde. Tester 11 ile bir giriş yapalım. Geliyorum. Login diyorum. Tester 11 dedik. Şifresini girdik. Tamam. Burada görselim yok. Add new photo diyorum. Tester 11 photo. Yok. Ne diyelim? İşte new photo 11 diyelim. New photo 11. Description diyorum burada. Choose file'da şöyle şimdiye kadar hiç çekmediğimiz şuradaki tek kadın fotoğrafını alıyorum. Upload diyorum. Yükleme işlemi tamamlandı. Görsel geldi. Tıklıyorum bakın. Görselim burada ve yükleyen kullanıcı isimle Tester 11 şeklinde başarılı görünüyor. Şurada fotosun kendisine gittiğimiz zaman bakın her iki görselim de var. Diğer dersimizde buradaki gerçek görsellerimizi yükleriz zaten. Bugün çalışmamızın sonuna geldik. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere.